Selamun aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve cealli vesiran min ehli. Harun ahi iştudu bihi ezri ve eşrikhu fi emri. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم والحمد لله رب العالمين 29. مكتوب son kısım hayır 5. risale olan 5. kısmını 6. Risale'nin 6. Risale'yi okuyoruz. Desise-i Şeytaniye. Evet, 6. Risale Hutubat-ı Sitte Desise-i Şeytaniye ve Desise-i Şeytaniye'nin 6. Hayır, 5.si 5. Desise-i Şeytaniye'ye gelmiştik. Ve enaniyetin istismar edilerek, kullanılarak insanların hizmeti imaniyeden, hizmeti Kur'aniyeden uzaklaştırılma tuzağından bahsediyor idi ve bir giriş yapmıştık buna, bu konuya. Fakat önemli olduğunu vurguladığımız eneyi reddetmemiz gerekiyor ve hizmet-i imaniyede ben böyle yaptım diyemeyiz, hakkımız yok. Biz dememiz gerekir. Çünkü yapılan hizmet tek başına gerçekleştirilen bir olay değil. Bu birincisi, cemaatin hukukunu, toplumun hukukunu, hatta geçmişin hukukunu, geçmiş ulemanın ve mücahidin, bu konuda çalışanların, Kur'an'a hizmet edenlerin hukukunu ihmal etmememiz gerektiği üzerinde duruldu. Eneye imkan vermeyeceğiz denildi. Bunun karşıtı olarak da dikkatimizi çekmek için iman konusunda kişinin, iman şahsın sorumluluğudur. Onun için biz iman ediyoruz, biz Müslümanlarız. Bu tevazu gibi görünen bu sözün arkasında ben ne yaptığımı bilmiyorum anlayışı. Ben kendimin neye inandığından da pek farkında değilim de. Bize Müslüman diyorlar, ben de onlardan birisiyim manasına gelecek şekilde biz demeyeceğiz dedik orada. Ama iman hizmetinde, Kur'an hizmetinde biz diyeceğiz. Diğer hizmette katkısı bulunan, emeği bulunan diğer insanların hukukunu kabul etmemiz, itiraf etmemiz gerekir diye konuştuk. Şimdi kaldığımız yerden ben okumaya devam ediyorum. Elbette kanaatimiz gelmiş ki, kanaatiniz gelmiş ki, bu fakir kardeşiniz ene ile meydana çıkmamış. Yani bakın ben diyor müellif, kitabın müellifi, ben demiyorum. Ben yaptım, bu hizmeti ben yürütüyorum, bu benim hizmetim, bu benim cemaatim, bu benim grubum, bu benim takipçilerim, benim okuyucularım tarzında hiç Kur'an hizmetinde böyle bir tavrımın olmadığını benim yakınımda bulunan, beni şahsen tanıyan insanlar bilirsiniz diyor. Sizi enesine hadim yapmıyor. Dikkat edin Efendimiz Bediüzzaman'ın bilmem kim hazretlerinin hizmetinde bulunanlar dediğinde bir dakika sen Nursi'nin hizmetinde falan bulunmadın, onu bırak bir tarafa da. Kur'an hizmetinde bulundun. Nursi de o hizmette bulunanların ileri geleninden olabilir ama bir tanesi. Böyle bir iddiası yok. Nursi kendisine hizmeti kabul eden bir adam
olmaması gerektiğini yazmış olduklarından, hayatından, hatıralarından anlıyoruz. Kendisine hiçbir zaman enesine hizmet ettirmiyor insanları. Belki enesiz bir hadimi Kur'ani olarak kendini size göstermiş bir örnek. Kendini ortaya koymayan, şahsi kişiliğini ortaya koymayan hizmette. Şahsi kişinin ortaya koymayan bir kişi olduğunu da gözlerinizin önüne sermiştir. Ve kendini beğenmemeyi ve enesine taraftar olmamayı meslek ittihaz etmiştir. Prensibi bu. En güzelini ben yaparım. Kendisini beğenmemek demek, insaniyetini beğenmemek demek değil. Ben öyle çok güzel bir mükemmel yaratık değilim falan anlamında değil. İnsanlar çok mükemmel bir yaratıktır. Doğru da kendisini beğenmemeyi, yani bakın ben bu hizmette bayağı epey sizden ileriyim. Sizden daha bilgiliyim. Bak ben yazıp çiziyorum. Siz ancak benim yazdıklarımı kopyalıyorsunuz falan tarzında bir tavrım yok. Onun için enesine taraftar olmamayı meslek kabul etmiş bir kişiyim. Bununla beraber kat'i delillerle size ispat etmiştir ki meydan-ı istifa diye vaaz edilen eserler miri malıdır. Bu önemli bir konu. Risale-i Nur kişilere ait bir şey değil. Kur'an'dan faydalanarak, Kur'an'ın ürünü diyeceğim. Kur'an'dan faydalanılarak ortaya konulmuş hiçbir eser kişilere ait değildir. Kişilere ait olarak da telakki edilmemelidir. Efendim, müellifin hakkı var falan, telif hakları falan gibi kanuni ifadeler kullanarak benim veraset hakkım var bilmem ne, bunların bir hükmü yok. Bu eserler Kur'an'a dayanarak, Kur'an'dan faydalanarak, Kur'an'ın açıklamasını yapmak için yazılmış olan eserlerin hepsi miri malıdır, toplumun malıdır. Yani Türkçe'de ona her ne kadar yanlış da olsa devlet malı derler. Devlet malı haşa, haşa, haşa. Belli bir Türkiye gibi bir yerde hükümet, ne bileyim Mısır'a gidersin, Mısır devleti hükümetinin malı anlamında değil, kesin değil. O konuda uyanalım. Ya kendisini Kur'an'a talebe görmek isteyen insanların oluşturduğu, meydana getirdiği toplumun malıdır. Kişiye ait değildir yani. Kişiye ait değildir. Hiçbir kişi el koyamaz. Peki, yani Kur'an-ı Hakim'in tereşuhatıdır. Kişinin kendi ürünü falan değil, Kur'an-ı Hakim'den sızılıp gelen reşhalardır, sızıntılardır. Yani Kur'an'dan bunları anlayabildim ben. Yani kaynak yine Kur'an. Hiç kimse enesiyle onlara temellük edemez. Hiç kimse. Enesiyle onlara temellük edemez. Yani kendine mal edemez. Gerek bu telif etme noktasında olsun, kendine mal edemez. Gerek yazma noktasında olsun, kendisine mal edemez. Gerek okuma noktasında olsun, kendine mal edemez. Gerek anlama noktasında olsun, kendine mal edemez. Yani efendim, estağfurullah, bu benim anladığım yanlış olabilir manasında değil. Yani Kur'an'ı okuyorsunuz, Kur'an'ın tefsirini okuyorsunuz, oradan reşhalar, sızıntılar alıyorsunuz ve elde ettiğiniz sızıntıları insanlara sunuyorsunuz. Bu senin malın değil. Kendine mal edemezsin. Ben Kur'an'dan bunları faydalanabildim. Yaptıysam sınırlama yaptım. Yani bu derin manasına tam ulaşamadım. Hatam var, sevabım yok.
esastır, doğrudur efendim. Mütevazı olacağız, öyle görüneceğiz. Böyle bir dil kullanıp yani mütevazi görüntüye sahip olacağız diye sahte bir tavır ifade edeceğiz anlamında değil. Gerçekten benim malım değil. Benim gittim bir hazineye, oradan cebime bir şeyler doldurdum, geldim, benim değil ki. Bunlar benim desem yalan, neye? Hazineden aldın, onun gibi. Onlara temellük edemez, yani malikiyet iddiasında bulunamaz. Haydi farz-ı muhal olarak ben enemle o eserlere sahip çıkıyorum. Farz-ı muhal diyelim, hadi benim eserlerim bunlar, ben yazdım falan diyorum. Benim bir kardeşimin dediği gibi, hani demek ki kendi aralarında böyle bir konuşma, müzakere olmuş. Madem bu Kur'ani hakikat kapısı açıldı, benim noksaniyetime ve ehemmiyetsizliğime bakılmayarak ehli ilim ve kemal arkamda bulunmaktan çekinmemeli ve istina etmemelidirler. Ya bu Nursi'nin görüşü, bırak onu, kendisine ait bir şey. Biz kendi yolumuza bakalım dememeliler. Ya Nursi bu kadar bir şey anlamış, eğer bunda bir hakikat var, varsa biz bunu destekleyelim. Nursi'yi desteklemiyorsunuz. Bu hep yanlış anlaşıldı ki Nursi'nin döneminde de bu, o devirde alim olarak bilinen zatlardan neredeyse hiç kimse Nursi'yi desteklemediler. Çünkü tavırları yanlış. Eğer Said Nursi'nin yazmış olduğu eserleri desteklemiş olsalar, Said Nursi'nin zatını desteklediklerini zannediyorlardı. Halbuki yazdığı eserlerdeki hakikatler Kur'an'dan, Kur'an hazinesinden alınmış. Eğer bir kıymeti varsa hazineye ait. Kıymeti yoksa demek ki hazineden almış cevherleri fakat bozmuş. Yine kendine ait olan tarafı bozma yönüdür. Yine bozma yönüyle o insana muhatap olunur, o insana aittir denilir. Ama eğer hazinedeki cevher hepsi olmasa da bir kısmı olsa bile o bir kısmını bu kişi bize sundu dendiğinde dahi onun değil ki o mal hazinenin. Bunu bilerek o hazineden alınmış cevheri desteklemek lazım. Bu desteklemeyle Said Nursi'yi destekledim, ona taraftar oldum, ona tabi oldum gibi telakki edilmemelidir. Çünkü kaynağımız Kur'an. Evet. Selef-i Salihin'in ve muhakkikin ulemanın asarları, bundan önceki Selef-i Salihin'in eserleri, daha önce kaleme alınmış eserler, muhakkikin ulema, bu önemli bir tabir, muhakkikin ulema, bir ulema var, tarihçi, nakleder. O da alim. Evet, nakli biliyor, öğrenmiş, okumuş, tanzim etmiş, insanlara naklediyor. O da alim. Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun. Ama Nursi'nin dikkatini çeken alim bu nakilci alimler değil. Ya muhakkikin, tahkik yapan, hakikati bulma peşinde. Hakikati eşip, deşileyip, oradan hakikati bulacak Kur'an'dan. Peşinde koşan alimlerin, özellikle onların, muhakkikin ulemanın asarları, yazmış oldukları eserler, çenden her derde kafi ve vafi bir hazine-i azimedir onlar. Gerçi bütün dertlere yeterli bir büyük hazinedir. Fakat bazı zaman olur ki bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur.
Evet, yani hazine var ama kapısı kapalıysa, yani belli bir dönem geldi, o hazinenin içerisine insanlar giremiyorlar. Şu veya bu nedenden dolayı insanlar o hazineye yaklaşamıyorlar. Kültür değişmiş, ilgi alanı değişmiş, problemler değişmiş olduğundan o muhakkikin ulemanın eserlerine insanlar ulaşamıyorlar. Dilini bilmiyorlar, kelimelerini bilmiyorlar, terminolojisini bilmiyorlar. Veya o devrin şartlarında yazıldığı için o devrin şartlarında çok insana rehberlik yaptı ama bu devrin şartları değiştiği için insanlar o devrin şartlarına göre kitap okumayı bilmiyorlar, eserlerden faydalanmayı bilmiyorlar. Çoğu zaman öyledir. Onun için o hazineyi açıp bizim için faydalanılabilir, bu devrin insanının faydalanabileceği bir şekilde o hazinenin kapısını açıp hazırlayan, onun için anahtar diyor Nursi. Tarif edecek şimdi. Anahtar lazım. Bir anahtar hazineden ziyade daha önemlidir. Hazinede cevherler var ama kimse giremiyor. Ama o cevherlerin kapısını açacak bir anahtar hazinenin kendinden daha önemlidir. Neden? Çünkü ancak o anahtar sayesinde hazineden faydalanabilir. Yoksa hazinenin varlığı bana bir fayda vermez. Bunu nereye getirecek? Fakat bir anahtar çok hazineler açabilir. Yani bir anahtar var ama çok hazineler açar. Nereye gidecek? Zannederim ki şimdi bu hazine demek, hazinenin anahtarı neden çok önemli diyor, onu anlatacak. Zannederim ki o enaniyeti ilmiyeyi fazla taşıyan zatlar da anladılar ki, bir şeyi bilmenin gururunu taşıyan insanlar da anladılar ki, neşr olunan sözler, hakaişi Kur'aniyenin birer anahtarı. Ve o hakaiki inkar etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılıçtır. İnkar etmeye çalışanların, inkar etmeye çalışanların başlarına birer kılıçtır. Şimdi Kur'an hazinesini açan bir anahtar görevi yaptığını söylüyor Nursi. Bizim biraz bu konuda Risale-i Nurlarla olan ilgimizi okurken, ilgilenirken dikkatle ele almamız lazım. Bunlar Kur'an'ın anahtarıdır. Dikkat edelim. Eğer anahtar hazineyi açmak için kullanılmaz ise o anahtarın hiçbir değeri yoktur. Kendi başına bir şey ifade etmez anahtar. Hazinenin kapısını açmak için kullanılırsa bir değeri vardır. Hazine Kur'an'dır. Risale-i Nur bizi Kur'an'a götürmeli. Eğer Kur'an'ın hazinesinden faydalandığımız şuurunu, bilincini kaybeder, anahtarın bizzat kendisini cebimize kor, Laz'ın yaptığı gibi gemide ne yapmış? Bavulunu düşürmüş denize. Gitti. Gemi gidiyor, bavul battı. Ama anahtarı bende dur diye, bunu ben taklit yapamam ama kendi Laz şivesiyle olsun gitsin hazine, kimse ondan faydalanamaz bağoldan çünkü anahtarı bende. Ne yapacaksın anahtarı? Yani bu Lazları aşağılamak için kullanılmış bir espri değil, bütün espriler Lazlara ya da Nasreddin Hoca'ya izafe edilir. Dikkat edelim arkadaşlar, eğer Risale-i Nur'u Kur'an'ın kapısını açan anahtar diye telakki etmez de belli bir grubun
kitabı haline getirirsek bu gemide bavulunu düşüren Laz'dan daha ahmak oluruz. Tekelleşmelere, gruba mal etmeye, belli bir grubun cemaatin malı telakki etmeye, belli bu grup. Ama miri malı tamam. Herkes. Ama sen şöyle yapamazsın, sen bunu yapamazsın, bu hareketlere girmeye, kendimize oradan bir pay çıkartmaya, o yöne giden yolda bir tavır takınmaya kesinlikle, tavırmaya karşı kesinlikle hassas olmamız gerekir. Maalesef bu hassasiyet bazen kaybedilebiliyor. Gruba mal edilmek isteniyor, kişilere mal edilmek isteniyor, adları ne olursa olsun, şöyleymiş böyleymiş diye birisi Hüseyin Nursi'nin yanında bulunmuş vesaire falan, bilmiyorum ne olduysa, şu kadar yıl hizmet etmiş bilmem ne, Kur'an'a hizmet etti, cennetteki yerini aldı. Ne onu anahtarın kendisi yap, ne de anahtar onun cebindedir diye telakki et, ya anahtarı alıp Kur'an hazinesini açmaya bak. Kur'an hazinesinden faydalanmaya bak. Bırak sen, ben, şu grup, bu grup, yok şunun arkasından, yok bunun arkasından. Yani o duruma geliyor ki insan nurcu tabiri bile artık insanları ne derler, rahatsız ediyor. Ama başka bir kelime vardı, İngilizcesi irite etmek diye, irritate. İnsanları böyle çekindirip, ulan bu kitapları okumayacağım diyor, dedirtiyor insanlara. Aman efendim Bediüzzaman bilmem ne hazretleri falan diye kişinin merkeze alındığı, yüceltildiği bir anlayışla belli bir grubun belli bir tavır takınması artık arkadaşlar gına geldi. İnsanlar, yeni nesiller hangi aşamalardan geçilip de böyle bir cemaate mensup olmanın iftihar vesilesi olması gerektiğinin yaşandığı toplum şartlarından, politika şartlarından, siyasi hayat şartlarından nasıl geçildiğini falan bilmeyen yeni nesil için bunlar artık, ben tabir caizse kusura bakmayın ağır bir kelime kullanacağım, tiksindirici bir hal aldı. Bunu tanımamız lazım. Kesinlikle, kesinlikle nurcu tabirini dilimize koymayacağız. Ben Kur'an öğrenmek istiyorum. Kur'an'a yaklaşmak için elimde malzemem yok. Arapçayı pat çat ya biliyorum ya bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Genellikle hiç bilmiyoruz. Bazı kelimeler Türkçelerde kaynaştığı için duymuşuz o kadar. Kur'an'ın dilinden hiç haberimiz yok. Kur'an'ın eğitiminden hiç haberimiz yok. Ben bu Kur'an hazinesinden benim anlayacağım, benim şartlarıma, problemlerime uygun, şartlarıma uygun, problemlerime cevap verecek bir kaynak arıyorum. Pratik olsun. Sorularıma cevap versin. Risale-i Nur'u buldum. Bu beni Kur'an ile tanıştırıyor. Onun için Risale okurken 9. sözü okuyoruz. Ya bırak bu saçmalıkları artık kardeşim. Şu ayetin tefsirini okuyoruz. Anlayın artık bunu.
Çok özür dilerim. İşte müellif Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri rahimehullah cezakumullah radiyallahu an, insanlar senin hangi şartlardan çıkıp geldiğini bilmez. Özellikle benim yaşımın üstündeki olanların tavrı için konuşuyorum. Ya kardeşim sen haklısın. Ama o 40 yıl önceydi ya. Artık uyan. Şimdiki gençlerin öyle hangi şartlarda, ne bileyim, hapishanelerde sürünen insanlar, gariban insanlar gruplar halinde işkencelere tabi tutuldu falan, baskılar yapıldı, yazmak bile büyük bir suç idi, okumayı bırak. Şimdi insanlar bunların hepsinin de haberleri yok, unutuldu, gitti bunlar. Onun için o zaman Risale-i Nur talebesi olmak bayağı önemli, ayrıcalıklı bir pozisyon idi. Şimdi insanların gözünde değişik kitaplar var, din anlatan kitaplar var. Sahilinir sonlardan biri. Yani bu da Nursi diye bir adam çıkmış, o da böyle bir şeyler yazmış. Şimdi bu insanı yücelterek mi o kitabın içeriğini bu insanlarla tanıştırırsınız? Yoksa o kitabın içindeki hakikatlardan bu insanların ihtiyacına göre parçalar sunmak suretiyle, bunlar işte Kur'an'ın yansımalarıdır, Kur'an'dan tereşşühattır. Kur'an ayeti, bakın kardeşim, şu ayet bu kitapta şöyle tefsir ediliyor. Yani büyük konuşmayın, ben bin tane çok oldu da hadi yüzlerce örnek verebilirim. Bakın şu ayet tarih boyunca ulema tarafından onların şartlarına uygun şekilde şöyle anlaşılmış. Risale-i Nur bunu şu şekilde takdim ediyor. Hangisi sana daha uygun, hangisi senin hastalıklarına, derdine deva, hastalıklarına şifa? İşte Risale-i Nur diye bilinen kitapların özelliği bu kardeşim. Aynı Kur'an'ın, aynı hazinesinden bu devrin problemlerine cevap verecek şekilde bir takdimin yapıldığı eserlerdir. Niye faydalanmayacaksın? Al bu kitabı oku. İlle belli bir cemaate mensup olma anlamında, belli bir zatı, kişiyi sevme, ululama anlamında, belli bir zatın yanında bulunmuş, onunla beraber hizmet etmiş olan insanların, kişilerin boyunduruğu ya da kontrolü ya da yönetimi altında bulunacaksın tavrı geçti kardeş. Artık uyan. İnsanlar senin o geçirdiğin 40-50 yıl öncesine, ben korkulu korkulu derslere gidip, yani aramızda galiba o beni derslere ilk defa götüren kişi de aramızda, bakayım bir isimlere bir bakıyorum şimdi. Neden çalışmıyor? Bismillah. Evet, evet, aramızda. Basıldık basılacağız. Şöyle oldu peki, birkaç defa da basıldık ya. Korkularının unutulduğu bir devirdeyiz. Bırakalım o tarihi hatıraları. Geçti onlar. İnsanlar artık problemlerine cevap arıyorlar. Dertlerine ilaç arıyorlar. Dertleri var bu insanların. Kur'an'ın bu insanların dertlerine cevap olduğunu bilmiyorlar. Yeminle söyleyebilirim. Kur'an'ın insanların problemlerine deva olduğundan insanların haberi yok. Biz Müslümanız, Kur'an şöyle kitaptır diye atarak konuşuyorlar. Böyle bir dönemde o ilaçları sunmak gerekiyor. Yoksa bu eczane en güzelidir diye iddialarla
ilaç sunmadan propaganda yaptığını zannetmek, isimden bahsetmek, ismi geçiyor olması bir şey ifade etmiyor. Artık internette o isim her zaman bir tıklama ile ne olduğu hakkında bilgi edinebileceğin birisi oluyor. Sıradanlaştı. Bunu anlamamız lazım. İnşallah. İnşallah bunu anlayacağız. İnşallah. En azından bizim anlayıp kendimizin uygulaması lazım. Kur'an olduğunu bildirmemiz lazım. Risale okurken ne okuyorsun dediklerinde ne diyeceğiz arkadaşlar? Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, o mübarek zatın bilmem ne eserinden 20. mektubu okuyoruz efendim. Ne kadar saçma bir şey. İnsanlar artık tiksinir duruma geldi bundan. Ne yapacaksınız? Kur'an'ın ana mesajı olan La ilahe illallahu vahdehu bil ilahir kelimelerinden oluşan bu ibarenin ki ayet değil onu da bilelim tefsirini, açıklamasını ve bizim günlük hayatımızda bizim için ne ifade ediyor bu olduğunu anlatan bir parça okuyorum. Adam diyecek ki ben çok örneğini gördüm. O parçayı okuduğunuz zaman önce ben bu şekilde bir din anlayışı hiç görmedim diyor. Diyecek. Diyorlar. Ben yaşıyorum. Ondan sonra senin haberin yokken şöyle utanmazlarsa şöyle kitabın, okuduğun kitabın şöyle arka ön kapağına doğru bir kitabı sen yok hemen kaldırıp bakıyorlar. Orada ne gördüler? Risale-i Nur külliyatından mektubat. Hemen alıyor Amazon.com. Çok basit. Oradan pat kitabı sipariş veriyor. Çünkü adam derdine deva olan bir cümle duydu, bir paragraf duydu. Ya bu çok güzel tefsir ediyor diyor. Emin olun benim kendi tecrübelerimde Risale-i Nur'un, Said-i Nursi'nin propagandasını yapan konuşma Said-i Nursi ve Risale-i Nur'u insanların gözünde düşürüyor. Hiç propaganda yapmamak en güzel propaganda oluyor. Ya çok güzel tefsir yaptı. Çok güzel açıkladı bu ayet. Ben hiçbir hocadan böyle açıklama duymadım diyor. Ondan sonra geliyor eline kağıt kalem alıp ya da not defterini alıp geliyor diyor ki çok yaşıyorum ben bunu. Hiç adı geçmemiş. Nursi, Mursi hiçbir şey konuşmam. Bir ayet tefsiri sunuyoruz ve bu tefsiri nereden aldınız diyor. Ben bir kitaplar var oradan okuyorum. Yani tefsir kitapları var oradan okuyorum. Bir tanesi var böyle tefsir ediyor. O hoşuma gitti de hangi kitap bu diyor hangi kitap. Çok yaşadım. Diyorum Allah işte müellifin adı bu. Kitabın adı bu. Al sen de oku. Aman Google'a gidip de sorma. Çünkü bu müellif hakkında her kafadan bir laf çıkıyor. Niye? Beni herkes o müellifi kendisini siyasi destekçisi görmek istiyor. Onun için bir sürü saçma sapan açıklamalar var. Yani milliyetçi bir adam gösteriliyor genellikle. Said Nursi'nin tarihçisini veya tarihi hatırasını veya hayatını takdim eden kitaplar hepsi değil genellikle. Vatanın millet peşinde koşmuş kahraman birisi falan işte gözü pek bir adam falan. Bana sordukları zaman bak burada samimi konuşuyorum. Bana sordukları zaman benim doğum yerimin Türkiye olduğunu bilenler işte bu kitaplar tercüme ya bu yani Türkçe bir Türk bir alim mi? Hayır hayır diyor. Türk alim değil. Çünkü o zannedecek ki ben Türk'üm ve Türk olan birisini destekliyorum. Hayır,
Kürttür o diyorum. Kürt. Adam ha diyor. Demek ki ben milliyetçilik, ırkçılık, tarafkirlik yapmıyorum diyorum. Kasıtlı olarak. Öyle deyince onun o benim hani milli gayretlerle kendi milletine mensup bir alemi empoze mi etmeye çalışıyor imajının önüne geçiyorsun. Evet, zannedersin. İnsanların bildiği bu kavimler arasında Kürt kavmine mensup, babası Kürt diye bilinen topluma mensup bir insandı. Ve doğru olan da budur. Aman efendim biz Kürtçülük mi yapacağız? Türk derken Türkçülük yapmıyor musun? Hain adam. Bu hıyaneti uzun süre yaptılar. Onun için yerine göre Türkiye'de yaşamış bir insan, Kürt bir insan ama hani o toplumda genellikle insanlar Türkçe okuyup yazdıkları için eserlerini Türkçe yazmış bir insan, Arapça yazmış bazı eserlerini diye genelleyerek takdim ediyorsunuz. Böylece o imaj, o milliyetçilik, millete, belli bir millete ait olma imajı tamamen kalkıyor. Doğrudan doğruya Kur'an'ın hakikatleri, Kur'an'dan tereşüh eden tefsirler, eserler olarak insanlara takdim ediliyor. Benim tecrübem bu. Siz de kendinize göre bir tecrübe geliştirin canım. Ama kesinlikle tarafgirlik yapmak suretiyle Risale-i Nur'un şerefini, haysiyetini yüceltemeyeceğinizi bilmeniz gerekir. Onun devri geçti arkadaşlar. O 50 sene önceden, öncesiydi. Hatta şimdiki zamana göre 80-90 sene öncesinin problemiydi. Artık bir asır oldu neredeyse. Risale-i Nur'dan telif edileni. Çok ilk Said ilk dönemine ait yazmış olduğu eserler bir asrı geçti artık. 1908-9-10 yıllarındaki yazdığı eserlerin üzerinden bir asırdan fazla oldu. Onun şartlarını bugüne getiremezsiniz ama kitabın içeriği bugün için geçerlidir. O zaman kitabın içeriğiyle muhatap olun. Muhtevasıyla muhatap olalım inşallah. Peki bu konu hiçbir zaman bunu grupçuluk bilmem ne şunun bunu eleştirisi diye dinlemeyin. Efendim bizim orada hala böyle yapıyorlar falan diye sistem etme. Kendin yapma o kadar. Sen yapma. Sen Risale-i Nur'dan öğrendiğin hakikatleri takdim et. İnsanlar merak edip gelsinler. Bunları siz mutlaka bir yerden okuyorsunuz, bir yerlerden öğreniyorsunuz. Bu kaynak nedir diye sordukları zaman, efendim bu kaynak şöyledir, kitabın adı budur, müellifin adı budur. Onlar zaten biliyorlar. Belli bir okula, belli bir dershaneye, belli bir grubun kütüphanesine falan getirmenize gerek yok. Bitti onlar arkadaşlar. Geçti o. Hemen alır. Yani artık sizin o Türkçe'de ne bilmiyorum ama Amazon.com'dan kitabı haberim yokken bakıyorum order etmiş adam. Halbuki bana söylese ben kendim vereceğim ona. Haberim yok. Niye? Haberim yokken gitmiş kitabına, ben genellikle evet kitabı okurum ama kitabı da göstermem, propagandasını da yapmam. Kitabı kapağını göstererek ha falan diye. Bu Risale-i Nur'dur ha, haberiniz olsun diye o basitliği hiçbir zaman göstermem. Onu hiç de kendime yakıştıramadım şimdiye kadar. Onun için çoğu kitaplarım tamamen kaplıdır. İnsanlar merak etsinler ondan sonra. Beklerim onların merakını. Ama bir şart var değil mi? Propagandayla olmaz bu iş. İçeriğini takdim ederek merak ettireceksin. Nasıl yaparlar şimdi? Yeni bir ürün piyasaya sürüldüğü zaman onun küçük küçük numuneciklerini evlerin kapılarının önüne bedava dağıtmak suretiyle
en güzel reklamı yapmış olurlar. Siz o küçük paketçiğinden aldığınız örnek ile gidersiniz çamaşırınızı yıkarsınız. Aa, bembeyaz çıkarttı. Ne kadar da güzel yıkadı. Hiç kirlek izi kalmadı deyince ne yaparsınız? Bu örnek neyin örneğiydi arkadaş? Şu marka deterjanın örneğiydi. Genellikle deterjancılar bu oyunu kullanırlar da. Evet, onlar için oyun. Ondan sonra gider hep o markadan alırsınız. En güzel reklam budur. En güzel reklam. Kendi davranışlarınız falan ayrı konu. Onlar da belli bir şey ama konumuzla ilgili olan yönüyle konuşuyorum inşallah. Peki, sözler hakaiki Kur'aniyen, okuyorum. Sözler hakaiki Kur'aniyenin birer anahtarı ve o hakaiki inkar etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılıçtır. Sözler dediğine burada, yalnız sözler, mektubat, lemalar değil. Risale-i Nur'un bu telif döneminde Risale-i Nur külliyatının tümünün adı sözler idi. Sonra o bir kitaba verildi, diğerlerine ayrı ayrı verildi. Sözler denildiği zaman biz Risale-i Nur külliyatı anlayacağız. Ama bunun da bir kastı da var. Risale-i Nur külliyatında öğretilmek istenen ana mesaj, temel konular sözler kitabında en basit düzeyde ele alınmış, özetlenmiştir. Sözlerde. Onun bu özelliğinden dolayı da sözler denildiği zaman Risale-i Nur külliyatının tümü kastedildiğini de anlıyoruz. O ehli fazıl ve kemal ve kuvvetli enaniyeti ilmiyeyi taşıyan zatlar bilsinler ki bana değil Kur'an-ı Hakim'e talebe ve şakirt oluyorlar. Bu kitapları okudukları zaman yani çok faziletli, çok ehli kemal insanlar, kemale sahibi insanlar ama enaniyeti ilmiye var. Ben senden daha iyi bilirim iddiası var. Bu böyle olan insanlar, zatlar bilsinler, Risale-i Nur'u okuyup onun usulüne dikkat edip o usulden faydalandıkları zaman Kur'an-ı Hakim'e talep oluyorlar. Said-i Nursi'ye talebe değil. Biz de böyle çok hatalar yaptık. Zamanında gerekliydi ama şimdi değil. Risale-i Nur'un talebesi olacağız. Said-i Nursi'nin talebesi değil. Risale-i Nur'un hizmetinde istihdam edileceğiz. Nurcu diye adlandırılan bir grubun hizmetinde değil. Said Nursi kendisi Nurcular demiş. O 1930-40'larda evet. Belli bir grup şöyle bir yani bir avuç insanı cesaretlendirmek için kullanılmış bir ifade. Onlar iftihar etsinler Risale-i Nur okudukları için, yazdıkları için. Korkmayın. Size damga vuruyorlar. Grup adı altında iteklemek istiyorlar, ellerinin tersiyle aşağılamak istiyorlar. İftihar edin bundan demek. Onun zamanı geçti, bitti. Şimdi artık hakikatler konuşuyor. Bir kitap yazarsın, naklettiğin hakikat önemli. Bir video yaparsın, naklettiğin hakikat önemli. Bir film yaparsın, insanlara sunduğun hakikat önemli. İnsanları tatmin etmen önemli, sorularla cevap vermen önemli. Artık nurcu oldu, olmadı. Risale-i Nur okuyunca nurcu olursun, imajının devri geçti, zarar veriyor. İyi dikkat edelim, ben böyle görüyorum ama kabul eden etmeyen etmez.
Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Bak, beraber Kur'an'dan ders alıyoruz. Hep beraber bu, biz hep bu tavrı kendimize inşallah benimseyeceğiz. Risale okurken ne diyeceğiz? Diğer Kur'an'dan faydalanmak isteyen insanlarla beraber birlikte Kur'an dersi alıyoruz. Sen şu kitaptan faydalandın. Olabilir efendim. Ben de bu kitaptan faydalanıyorum. Bana uygun geldi. Benim şartlarım uygun geldi. Haydi farz-ı muhal olarak ben üstadlık dava etsem. Ya bak, bu konuda uzman benim, önder benim, usta benim. İlk defa bu konuyu size takdim ediyorum. Bu kitapların da müellifi benim desem. Ama farz-ı muhal olarak. Madem şimdi ehli imanın tabakatını avamdan havasa kadar maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk, o ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar, yani Risale-i Nur'dan daha güçlü etkili eserler yazsınlar veyahut bu çareyi istilzam edip ders versinler, taraftar olsunlar. Ulema da ya bak, biz bundan daha iyisini yapamıyoruz. Bu yapılana taraftar olalım. Bunu ders verelim. Yani bunu okuyalım, faydalanalım. Hep beraber Risale-i Nur'un hizmetinde bulunalım değil, hep beraber Kur'an'ın hizmetinde bulunalım. Ulema-i su hakkında bir tehdidi asim var. Bu zamanda ehli ilim ziyade dikkat etmeli. Kötü niyetli, art niyetli, kendini öne süren, kendine değer verilmesini bekleyen, Kur'an'dan aldığı hakikatleri kendisine mal eden insanları ulema-i su denir. İşte bu insanlar hakkında çok azim, büyük tehditler var. Artık kendileri bilir, dikkat etsinler diyor. Haydi farz etseniz ki düşmanlarımızın zannı gibi ben benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum. Yani sırf kendimi tatmin etmek, böyle meşhur bir insan olmak için böyle güzel insanların sorularını, ihtiyaçlarını, problemlerini cevaplandıran eserler yazdım ama kendimi öne sürmek için, meşhur olmak için yaptım bu işi. Farz edelim. Öyle ya, farz ediyoruz. Böyle yapsam bile. Acaba dünyevi ve milli bir maksat için çok zatlar enaniyeti terk edip, Firavun meşrep bir adamın kemal-i sadakatine etrafına toplanıp, şiddetli bir tesanütle iş gördükleri halde, yani bunu nereye referans verdiğini o zamanın şartlarında anlıyoruz. Vatanımızı kurtardı, düşmanın saldırısından kurtardı diye Firavun gibi bir kişiyine eleştiri getirtmediler. Ya bu adam vatan kurtarırken dinimizi elimizden aldı bile dememize müsaade etmediler. Niye? Ya bir yerde faydası oldu diye. Böyle bir tarafkirlik hissi var insanlarda. Evet, milli bir maksat için bunlar yapıldı diye o Firavun meşreptir adamın kemal-i sadakatle etrafına toplandılar. Şiddetli bir tesanütle iş gördükleri halde dayanarak, ben bu adam dinsiz olabilir ama şu anda vatanımızı kurtarmak için çabalıyor. İşte askeri gücü kullanıyor. Biz de bunu destekleyelim dediniz. Değil mi? O bir vakaydı o zaman da. Acaba bu kardeşiniz hakikat-ı Kur'aniye ve hakaiki imaniye etrafında kendi inaniyetini setretmekle beraber kendi inaniyetini kapamakla beraber, örtmekle beraber, yani enaniyetini ortadan çıkartmakla beraber o dünyevi komitenin
umbaşıları gibi terk-i enaniyetle hakaiki Kur'aniye etrafında bir tesanüdü sizden istemeye hakkı yok mudur? Ya desem ki ben meşhur olmak için bunu yapıyorum desem bile. Ben bunu meşhur olmak için yapıyor olsam bile. Madem yaptığım iş bir işe yarıyor, yine desteklemeniz lazım. Neye? En azından bir işe yaradığı için, bir menfaat sağladığı için insanlara. Bir menfaat sağladığı için desteklemeniz lazım diyor. Sizin en büyük alimleriniz de ona lebbeyk dememesinde haksız değil midirler? Yani ya gelin birlikte şu Kur'an'ın imana bakan yönünü, imanı anlatan yönünü ön plana çıkartalım. Yeter artık şu. Artık aynı kuralları, fıkıh kuralları dediğimiz kuralları tekrar insanlara anlatmaktan. İnsanlar temizliğe dikkat etmiyor. Pislik içinde yaşıyorlar. Onlara temiz olun, en nezafetü min el iman, en taharetü min el iman diye bağırmanın devri geçti. Neden? Çünkü adam İmandan bir payı yok ki, haberi yok ki. İnandım deyip, Müslümanım deyip giden birisi. Buna işte imandan temizlik çıkması lazım. Sen müminsin, temiz ol. Temizlik imandan gelir adamda. O yok, yerleşmemiş ki. Onun için artık şu sonuçları bağırmak yerine gelin bunun temellerini atalım, esaslarını atalım. Yerleştirelim. Risale-i Nur'da iman eğitimi yapıyor. Yani iman olursa otomatik olarak sonuçta nezafet, taharet zaten olur. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Böyle bir metodu geliştirmiş, insanlara sunmuş olan bu kitapların tarafgirliğini yapmanız gerekmez mi? İsterse ben dünyanın en kötü adamı olayım. Enaniyetle gurur sahibi bir insan oluyorum. Yine de buradaki yapılan hizmetin hatırına madem fayda var desteklemeniz lazım. Nasıl ki vatanı kurtardı diye bir dinsizin peşinde koştunuz, onu desteklediniz. Neye en azından canım düşmanın şu anda pratik tehlikesini ortadan kaldırmak için çalışıyor diye. Ben de burada dinsizlik düşmanının tehlikesini ortadan kaldıran eserler yazdım. Benim ne kadar enaniyetli olduğuma bakmaksızın, enaniyetli olsam bile yine desteklemeniz gerekmez mi? Diyor kardeşlerim. Enaniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kısraçlıktır. İnsan enesi olursa, ben derse, ben en iyi olacağım, en iyi ben yapacağım iddiasına girer. Bir başkası da kendisinden daha iyi yaptığını fark ederse kıskanmaya başlar. Enaniyetin en tehlikeli yönü kıskançlıktır. Eğer sırf lillah için olmazsa kıskançlık müdahale eder. Bozar. Yani yaptığın iş Allah için olmaz da kendine mal ederek yaparsan yaptığın bütün işin faziletini, feyzini, bereketini bozar. Nasıl ki bir insanın bir elini kıskanmaz ve gözü kulağını haset etmez. Yani göz sen görmüyorsun diye kulağın yaptığı işlere itiraz etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Çelişmezler. Kalbi, aklı, gözü, kulağı hep beraber çalışır. Öyle de bu heyetimizin şahsı manevisinde, yani Kur'an'a hizmet eden insanlar grubunun o Kur'an hizmetkarlığı etrafında oluşturdukları o şahs-ı manevi de
Her biriniz bir duygu, bir aza hükmündesiniz. Yani birisi kulak görevini yapar, birisi göz, birisi kalp, birisi akıl görevini yapar. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak birbirinizin yaptığı işle. Yani göz biraz hadi iyi bir şey, iyi göremiyor diyelim ama kulak iyi duyuyorsa göz kulağı kıskanmaz. Öyle bir fark olmaz. Aman efendim Risale-i Nur'u ancak şu şekilde okursun, ancak şu şekilde anlarsın denildiği zaman işte bunun altında böyle bir kıskançlık vardır. O kıskançlığın nedeni de enaniyettir. Risale-i Nur'dan herkes nasıl faydalanırsa faydalanır. Niye itham ediyorsun? Şöyle yapmayacaksın, böyle yapmayacaksın diye. Faydalanmaya bak. Herkes kendi kapasitesine göre faydalanır. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin midiyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. Peki, bir şey daha kaldı. Zamanımız, evet, dolmuş ama bu paragrafı da okuyalım. Bir şey daha kaldı, en tehlikelisi de odur ki, içinizde bir ahbabınızda bu fikir, kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak en tehlikelidir. İçinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı, kendi aranızda değil, bir de Said-i Nursi'yi kıskanırsanız, işte bu en tehlikelisidir. Sizlerde mühim bir, sizlerde mühim ehli ilim de var. Evet, bir şeyler biliyorsunuz. Ehli ilmin bir kısmında bir enaniyeti ilmiye bulunur. Evet, ehli ilmin hepsinde değil ama bir kısmında bir ilmi enaniyet kurur. İşte ben de bunu biliyorum canım, hep sen mi biliyorsun falan gibi bulunur. Kendi mütevazi de olsa o cihette enaniyettedir. Şimdi diğer hayatında çok mütevazi ama iş ilme geldiğinde ben senden daha iyi biliyorum. Ben de biliyorum. Bak, ben de biliyorum dediği anda en tehlikeli yere düşmüş olur. Çabuk enaniyeti bırakmaz. Çabuk enaniyetini bırakmaz. O noktada ama, ilim noktasında. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da nefsi o ilmi enaniyeti cihetinde imtiyaz ister. Bakarsın çevresindeki insanlar karşısında çok mütevazi. İlişkilerinde çok mütevazi. Ama iş ilmi bir konuya geldiğinde önüne kimse geçemez. Enaniyet ilmi. Enaniyet çünkü onun ihtisas alanında olur. Yani bir diyelim ki çok güzel bir doktor olsun, ameliyat uzmanı olsun, cerrah olsun. Mesela diyelim evinde bir pencere tamir edilecek değil mi? Bir penceresini tamir etmeye gelen insana yardım edecek olsun bu cerrah, meşhur cerrah. Başarılı da bir insan. O pencere ustası cahil bir adam da olabilir ama bu konunun uzmanı. O cerraha der ki ya amca der, işte o bilmez ya doktor bey der, neyse sen bu işten anlamıyorsun, elini bulaştırma, bırak ben kendim daha iyi yaparım der. Kıskanır mı adamı? Hayır. Ya arkadaşım ben de bu işi beceremiyormuşum, bak o kişi geldi burada hemen 3 dakikada benim saatlerce uğraştığım işi yaptı geçti der. O kişiyi takdir eder. Ama cerrah bakarsın çok mütevazidir orada. Fakat ona gelinir denir ki sen kalp cerrahısın ama bizim memlekette bir cerrah var, o senden daha iyi de, o zaman gör adamı.
Kimmiş o? Nerede okumuş? Ne kadar insan ameliyat etmiş başlar meydan okumaya. Ama ben pencere tamirine gelince bir okur yazar bile olmayan pencere tamircisinin karşısında çok mütevaziydin. Ne oldu sana şimdi? Demek ki bu insanlar enaniyetleri ve kıskançlıkları, dolayısıyla kıskançlıkları hayatının her yerinde görünmesi gerekmez. İhtisas alanında görünür. Ehli ilminde ihtisas alanı bir konuda bilgi sahibi olmasıdır. Özellikle Kur'an hizmetinde Kur'an'ın Arapçasını, belagatını, yok gramer yapısını falan çok iyi biliyorum diye başlar konuşmaya. Ben bunu çok görüyorum. Yani yapmış olduğumuz derslerde neyse işte ne diyorsanız ona beraber Kur'an çalışmalarımızda iman noktasından ayet çalışırken oradan ülkelanın birisi Arapça biliyorum diye gelir. Bu ayette şu kelime var ya, o kelimenin asıl manası şöyledir falan diye. Ya biz o kelimenin asıl manası işte Arap Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde hangi anlamda kullanılırdı onlara bakmıyoruz. Konumuz o değil bizim. Ya bu kelimeyi de içeren bu ayetten ben şimdiki hayatımda nasıl faydalanacağım, bana ne mesajı veriyor bu ayet? Biz o konuda bakıyoruz olaya. Oradan işte bilgiçlik yapacak, ükelalık yapacak, Arapça biliyorum havasında, ben de bu işten anlarım ha demeye gelen, münasebetsiz çıkışlar yapan çok insan. İnsan bakıyor, böyle acıyor onlara. Neyse. Kalbi, aklı ne kadar yapsa da nefsi o ilmi enaniyeti cihetinde imtiyaz ister. Yani beni de tanı, bana da bir hak ver, pay ver der, kendini satmak ister. Hatta yazılan risalelere karşı muharaza ister. Yani o Nursi denen zat böyle demiş ama aslında bu ayet de şu anlamda da var. Ya bu anlamı bu devirdeki insanın problemiyle ilgisi yok. Var da yok. Farkında değil. Yani o bildiğini gösterecek orada. Münasebetsiz bir adam. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği, yani iç dünyasında çok güzel diye fark ettiği halde ve yüksek bulduğu halde nefsi ise enaniyeti ilmiyeden gelen kıskançlık cihetiyle zımmi bir adavet besler. İçinde tahammül edemez. İhtisas alanına girdi ya, yarış orada. Sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder. Yani pek o sizin bildiğiniz kadar da Said Nursi'nin yazdığı eserler eşsiz eserler falan değil canım. Gazali de şöyle bir açıklama yapmış. Yok ne bileyim İmamul Haremin Cüveyni de şöyle demiş falan diye Suyuti'den böyle bir rakil var diye konuşur. Ne oldu? Bildiğini gösterdi. Alakası var mı? Zamanın insanının problemlerine deva oluyor mu? Onları düşünemez. Kıskançlığın gözü kördür, ileriyi görmez. Kendini savunacak ve dolayısıyla o kitapların, Nursi'nin eserlerinin, Risale-i Nur'ların yani kıymetini düşürmeye çalışır. Ta ki kendi mahsulatı, fikriyesi onlara yetişsin. Yani kendi söylediğiyle eşit duruma gelsinler. Yani Said Nursi bir alim, ben de bir alimim işte canım demeye gelsin. Onlar gibi satılsın yani, onun gibi değer bulsun. Halbuki bir mecburiye bunu haber veriyorum ki diyor, Risale-i Nur'un özelliklerini anlatacak. Altıncı de size şeytaniye geliyormuşuz ama burada kalalım, gel böyle sıkıştırmayalım bu işi. Yani tadında bırakalım. Ben susuyorum ama bir yazılan var idi. Bakayım ne yazmış. Said diyor ki, şahısçılık TR ile sınırlı değil. Müslümanların geleninde böyle bir algılama biçimi var. Risale-i Nurlarla Kur'an
anlamaya çalışması yapmak sahip nursici olmak gibi algılanıyor. Maalesef öyle. Bunun nedenleri var arkadaşlar. Özellikle sen Said Amerika'da yaşadığın için onun nedenleri var. Onun nedenlerini düşünsen de çok şey çıkar altından. Said nursici olmak gibi algılanıyor. Bu Müslümanlarda oturmuş bir algılama biçimi gibi olmuş. O yüzden konu çok taze ve hassas. Evet. Evet, konu çok hassas. Amerika'da, özellikle Amerika'da Said-i Nursi'ci veya bir şeyci olmak çok tehlikeli bir yaklaşım. Onun için Amerika'da bulunan arkadaşların hizmetlerinde çok dikkat etmeleri lazım. Maalesef Türkiye'den gelenler buranın hassasiyetini bilmedikleri için yine hala Türkiye'deki gibi davullarını, zurnalarını çalıyorlar. Risale-i Nur'a çok zarar veriyorlar. Hizmet ettiklerini zannediyorlar. 3-5 Türk'ün gönlünü kazanıp parasını alıyorlar. Bu yani yapsın hizmetini de dikkat edin. Onun ceremesini de Risale-i Nur çekiyor. Çok zor şartlarda bırakılıyoruz maalesef. Ben onun için Said'in dediğine aynen katılıyorum. Allah razı olsun. Çok da önemli, taze, hala geçerli bir konu. Kesinlikle grupçuluk, isimcilik artık ortadan kalkacak. Risale-i Nur'un hakikatleri konuşacak. Eğer onun hakikatinden faydalanabildiyseniz o kadar. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Hem geçmişi hem de şu andaki pratik durumu içeren bir parça okuduk. Bu son paragrafı gelecek hafta inşallah çalışırız, birlikte mütalaa ederiz. Arkadaşımız da gelirse Yunus, o bize bir şöyle takdim yapar. Şimdi bugünkü yaptığımız dersin özetini sunar. Bu zaten gelemeyeceğini söylemişti bana. Gelmeme ihtimalinin olduğunu söylemişti. Gelemedi. Yolculuk üzereydi falan. Allah razı olsun hepinizden katıldınız. Ben de sizinle beraber olmaktan memnun oldum. Böyle Kur'an'ın hakikatlerine perde olmadan nasıl hizmet ederiz. Bunları konuşuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enel hamdu lillahi rabbil alemin bi hurmeti sirri suretil Fatiha.